Herkese selam. Bir gün Rusya Devleti Başkanı Vladimir Putin hakkında çıkarım yapacağım. Video içeriğimize geçmeden önce sizlere şunu hatırlatmak isterim. YouTube serüveninde bu alanda kurulan ilk çıkarım kanalı olmasına rağmen ne yazık ki yeteri kadar ilgi olduğunu söyleyemem. Sizlerden ricam kanala abone olmanız ve bana motive kaynağı olmanız. Sizlerin de ilgisi ve sevgisiyle kanalın içerik konseptini büyütmekte kararlıyım ve 3 günde bir video paylaşımı yapmaya başlayacağım. Beden dili okumakta ve çıkarım sanatına uzman olmakla birlikte bu kanalın yararınızı olarak kişisel gelişim, insan psikolojisi ve gündem ile ilgili bazı içerik konseptlerini de oluşturmaya başlayacağım. Bu kanal sadece bir analiz veya bir çıkarım kanalı değil. Gündemin ileri gelen yararlı bilgilerin paylaşılacağı bir kanal olacaktır. Bu tür içeriklerin daha fazla olması için sizlerin desteğine ihtiyaç duymaktayım. Şimdiden abone olduğunuz için sizlere teşekkür ederim. Pekala, şimdi çıkarımlarımıza geçelim. İyi seyirler diliyorum. İşaret parmağını baş parmağına doğru ovuşturması, karar vermekte güçlük çektiğini ve bir süredir inzivaya çekildiğini, ayrıca umutsuzluğa kapıldığını işaret ediyor. Geniş ve kalıba oturmuş omuzlar ise gençliğinde basketbol oynadığını gösteriyor. Baş yapısı üçgensi ve eğri oluşu ise yapısal olarak ileri görüşlü, sadakat duygusu gelişmiş ve ikinci bir yapısı olduğunu işaret ediyor. Kulak yapısı geniş ve düzlemsel, eğri oluşu ise geniş bir bilgi birikimine sahip olduğunu ve her alanda bir bilgisi olduğunu gösteriyor. Boynu hafif kırışık olması çok yoğun negatif duygular ile beslendiğini gösteriyor. Kravatının hafif yıpranmış olması daha önce de aynı kravatı başka bir yerde giydiğini gösteriyor. Ceket yapısının sağ ve soldan omuz tarafına doğru yoğun kırışık olması aynı ceketi yine başka bir yerde giydiğini gösteriyor. Sağ elini gizlemeye çalışması, gizlediği duygularının olduğunu göstermekle birlikte siyasi alanda çok fazla bilgi birikimini aktarmak istemediğini gösteriyor. Ceketindeki düğmenin yontulmuş olması, yani hafif çıkık olması ki burada çok fazla ceket giymediğine ve giymek istemediğine işaret ediyor. Ancak iş muhatabı olduğu için giyiyor. Kravatında bulunan farklı ve renkli işaretler ise oyun dünyasına hakim olduğunu ve oyun dünyasında bilgi birikimi olduğunu gösteriyor. Lütfen buraya dikkat edin. Sağ omuzunda ceketinin hafif içe eğri girmesi, ceketini astığında bastırılmış duygular sonucu istemsizce fazladan askıya bastırdığını gösteriyor. Dikkat edilmesi gereken diğer bir çıkarım alanı ise şurası. Sol göğüs hizasının üstünde ceketini çıkardığımda dışa doğru bir çıkık oluştuğunun farkındayım. Burada ise ceketinin kendisini çıkardığını ve ceketini tutarken bilinçsiz güç kullandığını işaret etmekle birlikte şu sıralar duygularını kontrol etmekte oldukça zorlandığını işaret ediyor. Vücut tipine bakılırsa sportif bir yapısı olduğunu görüyorum. Burada ise daha önceden spora meraklı olduğunu ve sporla yakından ilgilendiğini gösteriyor. Pekala, bir fotoğraftan olabildiğince fazla çıkarım yaptım. Yeni videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Sizler de çıkarımlarımı yorumlayabilirsiniz veya çıkarım yapabilirsiniz. Lütfen bu yaptığınız çıkarımı yorumlar kısmına belirtiniz. Şunu da eklemeliyim ki kanal büyüdükçe yeni konseptler ile karşınızda olacağım. Yorumlarınız benim için çok değerli. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.